Hüda Partisi Hizbullah mı yoksa legal bir parti mi? Şimdi bölgede de Hizbullah, Hüda Partisi nedir? Başı nedir? Sonu nedir? İşte bugünkü durum nedir? Bunu bilen herkes biliyor. Yani benim bunu bu işte öyledir demem veya değildir demem gerçeği değiştirmiyor. Ama ben bunu defalarca söyledim. Dedim ki Hüda Partisi mecliste olması olumlu bir şey. Çünkü ne olmuşsa olmuş, işte uzun bir zamandır, 20 ile yakındır o söz konusu örgüt fiilen, yani işte kurumlarıyla, şuyla, buyla piyasada yok. Hani gayri resmi, illegal olarak var, yok, bu devletin bileceği bir iş. Parlamenter mücadeleye girmiş, siyasal bir temsile girmiş, tıpkı HDP gibi. Bunlar olumlu şeylerdir. Parlamentoda olsun, o da legal bir yola gitsin. Benim diyeceğim bu. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu Erdoğan'ın son dönemi ya, bir politikalarda kimdi söyledi, dün söyledi, çok büyük yumuşamalar olacak dedi. Bu bir. İkincisi, özellikle bu altılı masada önümüzdeki dönemden bahsediyorum. Bir dağılma süreci olacak mı? Bunun İçişleri Bakanı olarak lanse edilen Ümit Özdağ'ın faturası kesilecek mi bu seçimde 28 Mayıs'ta? Şimdi biliyorsunuz bu bütün dünyadaki yani devletlerde de yani İngiliz Krallığında da, Fransa'da da, işte Cermen İmparatorluğunda da, Roma'da da, Osmanlı'da da, Selçuklu'da da. Savaş kaybeden generalin, paşanın neyse kellesi alınıyor. Veya işte bizim tarihimizde kaç tane Osmanlı padişahı şu veya bu şekilde darbeyle, işte Yeniçerinin isyanıyla, saray içi bilmem nelerle işte öldü, öldürüldü, işten el çektirildi. Şunu demek istiyorum. Mağlubiyetin mutlaka bir faturası olur, mağlubiyetlerin. Mutlaka. Yani Türkiye'deki muhalefet de bu şekilde devam edemez. Yani pazartesi gününden itibaren işte evli evine, köylü köyüne gider. Çünkü çok farklı fikirler, çok farklı İşte gruplar, dediğim gibi ne bulunduysa torbaya dolduruldu sapsaman. Bunu Sayın Erdoğan da yaptı. Yani Sayın Erdoğan'ın da şu an ittifak kurduğu çevreyle böyle çok uzun bir müddet gitmesi mümkün değil. Bir yumuşama olur mu? Bir düzelme olur mu? Bir silkinme olur mu? Ya keşke olsa. Keşke olsa. Yani benim şahsen Altantan olarak kimseyle şahsi bir kan davam yok. Yani o şahsi hesap da eğer varsa bile siyasete tahvil edilmez. Yani sizin özel birisiyle tartışmanız, kavganız, hakaretleşmeniz başka bir hesaptır. Siyaset, memleket, devlet işi başka bir iştir. Şimdi keşke olsa, keşke. Keşke olsa. Çünkü Tayyip Bey de yani neticede her canlı gibi bir gün ölecek. Hatta o Çinlilerin meşhur bir atasözü var. Diyor ki işte rakibini, işte bazı yerlerde düşmanını öldürmek için diyor bu kadar acele etme. Biraz bekle diyor, zaten ölecek. Şimdi Tayyip Bey'den de işte bu kadar nefret eden kitle, ya sonuçta Tayyip Bey de bir fani gibi ölecek, biz de öleceğiz. Ama önemli olan geride ne bıraktı? Bakın şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş birçok cumhurbaşkanları var. Mesela cumhurbaşkanlarından başlayalım. Cevdet Sunay, Cemal Gürsel, Ahmet Necdet Sezer şu an yaşıyor hala. Fahri Korutürk. İnan edin gidin siyasal bilgilerde okuyan öğrencilere sorun, bunların adlarını bilmiyorum. Bak yaşayan da var işlerinde. Başbakanlar. Hasan Sakar, Şemseddin Günaltay, Nihat Erim, Ferit Melen, Sadi Irmak. Benim iki tane kızım siyaset master'ı yaptı. İlk okudukları dönemlerde, daha demek ki okumamıştılar bunları. Soruyordum, isimlerini bilmiyordular. Başbakanlık yapmış. Başbakan. Ne demek istiyorum? Yani Tayyip Bey de öldükten sonra geriye ya İslam dünyasında bin küsür yıldır becerilemeyen bir Müslüman demokrat iktidar kurdu. Hak, hukuk, adalet, özgürlük, etnik meseleler, sınıfsal sorunlar, mezhebi meseleler, bunları raylı rayına oturtan bir modelin başlangıcını kurdu. Buna örnek oldu diye anılabilir, anılmalı. Veya vallahi işte o da geldi. Diğer ondan önceki başbakanlar, cumhurbaşkanları gibi 5 sene, 10 sene, 20 sene 25 sene iktidarda kaldı, işte harala gürele lay lay lom geçti gitti mi denilecek. Maalesef evet. Onun da fazla bir zamanı kalmadı. Yani ciddi bir silkinmeye girmezse, ciddi bir toparlanmaya girmezse, işte bu ikinci fasıldakiler gibi gelip gidecek. Bütün insanlar gibi biz de geldik, biz de gideceğiz. Hepimiz gideceğiz.
Artık yani sizin dediğiniz gibi inşallah öyle bir şey olsa, yani bizim bir şeyimiz yok ama illa bu adam işte gitsin, bu adam olmasın, bu adam bilmem neyse, hayır. Yani kim gelirse gelsin, bizim arzuladığımız doğru düzgün bir sistemin, rejimin nedir, o da çok böyle karma karışık uzun uzadıya bir şey değil. Halk böyle meseleler için der ki ya atlan deve değil, atlan deve değil yani o kadar. Nedir? Ya Altan bir hırsızlık, yolsuzluk, iltimas, bunlar kalkacak hukuk. İki, refah hakça bölüşülecek. Bu kadar fazla böyle atlan deve, hani ciltler dolusu psikolojik, sosyolojik, sosyopolitik bilmem ne analizler yapmaya gerek yok. Bir, adalet, hukuk herkes. Düşmanına da hukuk. İki, gelirim, refahın adil bir şekilde bölünülmesi. Bakın eşit demedim dikkat ederseniz iki seferde. Adil. Yani 5 evet. saat çalışsan 5 saat ücret alacak, 10 saat çalışsan 10 saat alacak. Çok basit şekliyle. Adilce refahın paylaşılması. Beklenilen budur. Sosyalist bir iktidardan da beklenilen de işte budur. Kısaca liberal bir iktidardan beklenilen de budur. Tırnak içinde İslamcı bir iktidardan beklenilen de budur. İnşallah öyle bir yumuşama, öyle bir dönüş olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu HDP'nin oyları bu dönemde niye düştü? İşte onun da iki sebebi var. Hani iki sebep derken ana sebep. Yani 10 tane 20 tane sebep de böyle detayın detayına kadar inebilirsiniz. Birincisi, halk artık savaş, şiddet, kavga, gürültü istemiyor. Bir bu. Mesela Diyarbakır'da bile 2015'e göre 19 puan oyu düştü. 2015 seçimine göre 19 puan Diyarbakır'da. Ve bu bütün bölge genelinde aşağı yukarı aynı orantıda. Yani aldığı oya göre düştü. Birincisi, millet artık kardeşim kavga, gürültü, dağ, benim çocuğum ölsün, öbürü gitsin, öbürü yansın. Bunu istemiyor. Demokratik, Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde kültürel hakların, siyasi temsilin olacağı bir demokratik Kürt siyaseti istiyor. Bir. İkinci sebep, yani ikinci ana sebep, Kürt siyasetine hakim olan sol, seküler, halka uzak, yabancı, marjinal bir yönetim istemiyor. Başlıca iki sebebi var. Hüdapar sizce Hizbullah mı? Yoksa legal bir parti mi? Ya şimdi bu da yani illa Altan Tan'a mı söyletmek istiyorsunuz? Şimdi dediğiniz gibi Sayın Ahmet Türk çıkıyor. Diyor ki bu seçim işte Abdullah Öcalan'ın özgürlük seçimi olacak. Öbürü Selahattin Bey çıkıyor. Diyor ki işte biz Apo'nun heykellerini dikeceğiz. Şimdi savcılar, mavcular bunları görmüyor veya görmek istemiyor. İşte bir televizyon kanalında da Hukuki Cevizoğlu çok büyük terbiyesizlik yaptı CNN'de. Ben ondan mahkum oldum. İstinaf mahkemesi de 34 günde benim cezamı tasdik etti. PKK propagandası yapmaktan bana ceza verdi. Şu an Yargıtay'da. Evet. Şimdi hakimler, savcılar da bu kadar açık, net beyanatları görmüyor. İşte yok Altan şöyle dedi, öbürü böyle. Ya arkadaş diyen zaten diyor. Şimdi bölgede de Hizbullah, Hüdapar nedir? Başı nedir? Sonu nedir? İşte bugünkü durum nedir? Bunu bilen herkes biliyor. Yani benim bunu bu işte öyledir demem veya değildir demem gerçeği değiştirmiyor. Ama ben bunu defalarca söyledim. Dedim ki Hüdapar'ın mecliste olması olumlu bir şey. Çünkü ne olmuşsa olmuş, işte uzun bir zamandır, 20 ile yakındır o söz konusu örgüt fiilen, yani işte kurumlarıyla, şuyla, buyla piyasada yok. Hani gayri resmi, illegal olarak var yok. Bu devletin bileceği bir iş. Parlamenter mücadeleye girmiş, siyasal bir temsile girmiş tıpkı HDP gibi. Bunlar olumlu şeyleridir. Parlamentoda olsun, o da legal bir yola girsin. Benim diyeceğim bu. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani çok konuşulur. Sabahlara kadar konuşulur. Dediğim gibi mesela biraz evvel HDP'nin oy kaybetmesinin iki sebebini söyledim. 12 sebep de sayılabilir. Yani belli başlı en böyle belirgin olanlarını söyledim. Ve çok konuşulur. Konuşulacak çok şey var. İnşallah başka bir zemden daha devam edilir yani. Bugünlük bu kadar yeter, Allah kabul eder. Seçimden sonra tekrar konuşalım. Şöyle ki yani bu... Olur, olur. Seçim öncesinde özellikle bu işte Yeşil Sol'un açıklamasını sordum. HDP'nin tavrının ne olacağını sordum. Orada çok böyle topu şeye attınız. AK Partililer benim böyle konuşmamı istiyor dediniz.
Tabii seçimden... istiyorlar yani. Siz de belki istiyorsunuz öyle. Çünkü şey, AK Parti'yi destekliyorsunuz. Ama Allah için ben, biraz akıllı akıllar verin ya. Ben AK Parti gibi yapmayın. Ben AK Parti'yi destekliyorum. Bu doğru da. Ama netice evet. itibariyle gündem olan bir şeyin, en çok tartışılan bir şey var, gerçek olan bir şey var ve yapılan bir açıklama var. Kürt seçmen üzerinde oynanan bir oyun var. Bunu birçok kez siz dile getiren bir isimsiniz. Ben bugün onu sizinle konuştum. Yani benim AK Parti taraftarı olmam, sizin karşıt olmanız falan değil. Onu zaten televizyon ekranlarında sizinle karşılıklı tartıştık, tartışırdı da. Ama şu anda siz benim konuğumsunuz. Ben size güncele dair sorular sordum. Cevabını da aldım diyorum. Evet, evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ha, inşallah iyi şeyler olur. Ama benim yani son söz, en çok üzüldüğüm Sayın Erdoğan'ın bu derin Ankara'ya teslim olması. Yani eski Ergenekon artıkları İttihatçı ulusalcılara, ya iktidarda iki sene daha kaldın, üç sene daha kaldın, kalmadın, gittin, Allah işte eceli tamamladı, birden gittin Özal gibi, bunlara teslim olacağına yeni bir Türkiye inşası için uğraşmalıydı ilk dönemlerdeki gibi. Benim en fazla üzüldüğüm, geçenlerde Sayın Ahmet Davutoğlu'na da söyledim bir özel sohbette, çünkü eski hukukumuz var, arkadaşlık öğrencilik yıllarından. Dedim bir Müslüman demokrasisi inşa edebilirdik Türkiye'de model olarak. Maalesef bu olmadı, sınıfta kaldık. Kendimi de koydum işin içine. Ne yapayım? Eyvallah. Altan Bey, evet. Şimdi tabii bu sizin görüşünüz. Derin Ankara, derin var mı yok mu? Eskisi gibi derin kaldı mı onu bilmiyorum. Sizin böyle bir kaynağınız var mı? Buna dair bir net bir bilginiz var mı onu da bilmiyorum ama 21 yıllık bir süreç yaşıyoruz Türkiye'de ve 21 yıl üst üste seçilen bir cumhurbaşkanı her fırsatta da diyor ki ben kendimi millete teslim ettim. Bu son seçimde de hani derin merin içeri girseydi zaten birinci turda alır giderdi diye. Bir bazıları diktatör diyor ya. Dolayısıyla bu süreci bekleyelim. Bakalım önümüzdeki 5 yılda ne olacak? Millet bu İnşallah ikinci turda. İnşallah iyi olur diyorum işte ben de. İkinci turda bakalım millet ne diyecek? %49'u daha yukarı mı çıkaracak? Yoksa diyecek ki kardeş yeter artık sen yakamızdan düş mü diyecek? Esas evet. Biz onu göreceğiz. Yani kendine göre Tayyip Erdoğan kendini millete teslim etmiş. Size göre derin devlete, derin Ankara'ya. Geçmiş dönemdeki acıları siz de yaşadınız. Yani o vesayet döneminde siz de o acıları yaşadınız. Yaşayan birisiniz. Şimdi geçmişle evet. Bu mukayese ettiğimizde de tabii çok fark var. Ama dediğim gibi ben bir gün böyle karşılıklı oturalım. Ben sizin kitaplarınızı falan da iyi okurum. Okudum daha doğrusu. Dolayısıyla sizinle alakalı her türlü bilgiye sahibim. Geçmişten kötü anlamda söylemiyorum. Geçmişten bugüne en son çıkışlarınızla da özellikle PKK'lılar, HDP'liler tarafından hedef alındığınızı da biliyorum. O yüzden bunları konuşalım bir gün, tartışalım sizinle. Ben herkesle yani medeni ortamda konuşabilen birisiyim. Yani yeter ki işte terbiyesizlik olmasın. Terbiyesizlik olursa da yani onun usullerini de bilen bir adamım. Ben Diyarbakır'ın Melik Ahmet semtinde büyüdüm. Yani o meşhur bıçkınların, kırıkların en yoğun olduğu yerde büyüdüm. Yani helva demesini de biliyoruz, halva demesini de biliyoruz. Nasıl istiyorlar söyle. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Peki, hayırlı günler. Sağ olun, çok teşekkürler.